يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والثلاثون من كتاب الطهارة فتح الوهاب كتاب الطهارة 38. dersini, 40. dersini okuyoruz. Oraya gelmişiz değil mi? Tamam. Lakin daimu hadesi. O kimse ki nedir? Daimu hadesi. Sürekli abdestsizdir. Sürekli abdestsizlik devam ediyor. Ne gibi? Ke mustahadetin mustahada kadar gibi. Yani nifasta değil, hayde değil, müstahadedir. Veyahut da selisül bevl biri gibi sürekli bevli akıyor. Ve muteyemmimun, bir de o kimse ki ne yapmış? Teyemmüm lider, teyemmüm yapmış. Ama teyemmümün gerekçesi bazen yara, hastalık olur, bazen de su olmadığından olur. O muteyemmimun la lifakti ma'in. Muteyemmimdir ama faktul ma'dan dolayı muteyemmim değil. Ya faktul ma'dan dolayı değilse başka neden dolayı olabilir? Kemeradin merad gibi adam nedir? Hastadır. Ve cürhin abdest azalarında ne var? Yara var. Bundan dolayı ne ediyor? Teyemmüm ediyor. Ha, daimu hades muteyemmim la lifakti ma'in. Bu iki kişi innamma yemsahani. Bunlar mesih yaparlar. Lima o şey için ki yahillu lehuma. Onlara nedir? Halaldir. Mines salavati namazlardan. Yani diyelim daimu hades. Hangi namaz kılabiliyorsa, muteyemmim hangi hades namaz kılabiliyorsa, onun için ne yapar? Mesih yapabilir. Yoksa onun mesihi başka bir şey için değil. Diğer normal abdest alan, mesih yapan kişi gibi onun dairesi geniş değil. Muteyemmim, teyemmüm ile ne yapabiliyor idi, onun için mesih yapar. Adamın yara var. Abdest aldı şafilerde. Yara için ne yapıyor? Teyemmüm yapıyor. Peki abdest alıyor, mesih yapıyor mu? Yapıyor. Sağlam yerlerini yıkar, ayaklara gelince mesih yapar. Bu mesih niçin yapar? Kendisine halal olan namaz için yapar. Müteyemmim bir iki farz namaz kılabilir mi? Yok. Hayır. İki farz için mesih de yapar. Müteyemmim bir sürü sünnet kılabilir mi? Kılabilir. Bir sürü sünnet için de mesih yapabilir. Anladınız değil mi? Bahlima yahillu lev bakiye tuhruhuma. Eğer bunların tuhru ne olsaydı? Baki kalsaydı. Ellezi o tuhur ki lebisa ne etmişler? Yemişler kim? Lebisa yemişler muteyemmim ile daimu hades aleyhi o tuhur üzerine el huffe huffi ne etmişler? Mesah etmişler. Şimdi örnek diyelim bir adam abdest aldı. Ayaklarını yıkadı. Huflarını giydi. Ama nedir? Daimul hadestir. Nedir Muhammed Salim? Daimul hadestir. Abdesti kırıldı diyelim. Farz namaz kıldı. Biraz sonra ne edecek? Tekrar abdest alır. Her farz için alır. Farz tekrar abdest aldı. Ayakları bu sefer yıkamıyor. Ne ediyor? Üstünü mesah ediyor. Şayet abdesti kırılmamış olsaydı. Şayet ne? Abdesti kırılmamış olsaydı. Önceki abdesti devam etmiş olsaydı. Ne yapabilirdi? Bu mesele de onu yapabilir.
Diyelim sünnet istediği kadar yapabiliyordu. Farzı bir yapabiliyordu. Şayet tuhur devam istedi. Tuhur devam etmeyince, abdest kırılınca, ikinci abdest alıp mesh edince yine onu yapabilir. Fazlasını yapamaz. Oldu. Peki o da nedir? Hani söyledim ya, bir farz sünnet ne kadar kılmak isterse kalabilir. Diyor ve zalike, o kalabileceği, şayet duhru devam etseydi kalabileceği namaz neydi? Fardun, bir farzdır. Ve nevafilu, bir sürü nevafillerdir. Mesh ederse yine bir farz kılabilir. Bir sürü nevafilleri kılabilir. Ev nevafilu fakat, yahut da bir sürü nevafil kılabilirdi. Farzı kılamazdı. Mesh ederse yine bir sürü ne yapabilir? Nafile kılabilir. Diyelim önceki abdest almış, farzı kılmış. Sonra mesh etti. O önceki abdesti kırılmasaydı bir farz kılmış, ikinci farz kılamaz. Ama nevafil istediği kadar kılabilirdi. Öyle değil mi? Bu sefer farzı kılmış, önceki tuhru devam etseydi yapabildiği kadarıyla nevafil kılabilirdi. Mesh etmiş, ne kılabilir? Yine istediği nevafil kılabilir. Çünkü önce onu kılabilir. Tuhru devam etseydi onu kılabilirdi. Devam etmediği için yine ne? Nevafilleri tek kılabilir. Pek felev kâne hadesuhuma ba'de fi'lihima el ferde. Diyelim daimul hades, müteyemmimin, bu iki kişinin hadesi ba'de fi'limel ferde. Yani adam abdest aldı, daimul hadestir, abdest aldı, farzını kıldı. Veya teyemmümünü aldı, ne yaptı? Farzı kıldı. Anlaşıldı değil mi? Lem yemsaha, artık bu iki kişi ne edemezler? Mesh yapamazlar. İlla lil nevafil. Demin biz de söyledik. Ancak nevafiller için mesh yapabilirler. Niye? Zaten o tuhurla bir farzı kılmışlar. İkinci farzı kılamazlar. Yaptıkları mesh'la istediği nevafil kılabilirler. Farzı kılamazlar. Nevafili istediği kadar kılabilirler. Anlaşıldı değil mi? Niye sahada nevafilleri kılabilir? Nevafiller için mesh yapabilir? Diyor iz meshuhuma. Bu daimu hades muteyemmimu lali fakti ma'in. Bunların meshi, bunların ne? Bunların meshi murettebun ala tuhrihima. Bunların meshi, bunların tuhru üzerine murettebdir. Anlıyorsunuz değil mi? Yani tuhurları devam etseydi farzı kılmışlar, ne yapabilirler? Nevafiler kılabilirler. Peki abdesti kırıldı, mesh etseler ne yapabilirler? Yine sağdan farzı kılmışlar. Nafile, nevafilleri tek kılabilirler. Çünkü iz meshuhuma murattabun ala tuhrihima. Ayakların mesh tuhurlarına murettebdir. Yıkansaydı ne yapabilirdi? Bir farz kılabilirdi, fazlasını kılamazdı. Mesh yaparsa bir farz kılabilir. Fazlasını kılamaz. E biri zaten kılmış. O zaman nevafilleri tek kılar. Oldu. İz meshuhuma murettebun ala tuhrihima. Ve huve la yufidu eksere min zalike. Ve huve la yufidu eksere min zalike. Mesh tuhra murettebdir. Ve huve tuhur la yufidu eksere min zalike. Yani nevafillerden fazlasını fayda vermez. Tuhurla ancak nevafiller kılınabilir. Farz, bir farz kılınmışsa artık farz kılınmaz. O zaman meshleriyle de nevafiller kılınabilir. Oldu.
Pek felav erade kullun minhuma. Daimu hades ile müteyyemmim irade etseler. En yef'ale ferden ahire. Felav erade kullun minhuma. En yef'ale ferden ahire. Eğer bunların her biri, eğer ne? Eğer bunların her biri irade ederse, ne irade ederse, en yef'ale ferden ahir. Başka bir ferdi yapmak istiyor. Anlıyorsun değil mi? Evet. Daim-i hades bir ferzi yapmış. Başka bir müteyyemmin bir ferzi yapmış, ancak nevafil kalabilirler. Ya bir ferz daha yapmak istiyorlar. Kaza yapmak istiyorsun gibi olur mu? Kaza yapmak istiyor. Veyahut başka bir ferz kılmak istiyor. O zaman vecebe nez'ul huffi. O zaman mesah olmaz. Huffi çıkartacak. Ve tuhrul kamilu. Kamil bir tuhr lazım. Tam bir abdest alacak. İkinci ferzi yapmak için. Çünkü önce abdest almış, ayaklarını yıkamış, bir ferzi kılmış. Abdesti kırıldı. Bir daha abdest aldı. Ayaklarını bu sefer ne etti? Mesah etti. Mesah edince, mesah değil de önceki tuhur devam etseydi, farz kılabilir miydi başka? Kılamazdı. Tamam. Niye? Bir sefer kılmış. Sadece nevafil kılardı. Abdesti kırıldı. Bu sefer mesah yaptı. Bu mesah neye terettübdür? Tuhre terettübdür. Evet. O tuhurla farz kılamadığı gibi bu teyemmümle de farz ne yapamaz? Tamam. Kılamaz. Vecibe nez'ul hufi ve tuhrul kamilu. Anlaşıldı değil mi? Diyelim ben teyemmüm, abdest aldım. Bir farzı kıldım. Abdestim kırıldı. Abdest aldım, ayaklarımı bu sefer mesh ettim, yıkamadım. Sade sünnet kılabilirim. Niye? Çünkü bu mesh o tuhre devam ediyor. Ve murettebdir. O tuhrla bir farz nevafil kılınabilirdi. Farz zaten kılınmış. Nevafil kalmış, nevafiller tek kılınabilir. Ya ben ikinci abdest mesela bir farz daha yapmak istiyorum. O zaman ayaklarındaki hufleri çıkart, yıka, kamil bir tur olsun. O zaman bir farz, nevafillerle beraber bir farz daha kılabilirsin. Niye? Bu artık ayrı, kamil bir turdur. Önceki turla alakası yok. Ama mesela olursa önceki turun devamıdır. Anlıyorsunuz değil mi meseleyi? Tamam. Selam, bu bir vakitte mi böyle? İki farz kılmak istersen böyle olur. Bir vakit, iki vakit fark etmiyor. Bir abdestle iki farz kılmak istersen mutlak olarak. Mesela, adam abdest almış, ayaklarını mesh etmiş. Yok, abdestini tam aldı. Ne yaptı? Abdestini tam aldı. Evet. Bir farzını kıldı. İster nevafilleri kılsın, ister kılmasın. Sonra abdesti kırıldı. Bir daha abdesti aldı. Bu sefer ayaklarını ne etti? Mesh etti. Bir farz daha kılamaz. Niye? Çünkü bu mesh tuhrun devam eder. Önceki tuhrun devamı. Önceki tuhr devam etmiş olsaydı, abdesti kırılmamış olsaydı, farz kılabilir miydi? Kılamazdı. Niye? Bir sefer kılmış. İkinci sefer kılamazdı. Mesh ederse de kılamaz. Yani ikinci vakitte de ayağını yıkaması. Ha, ikinci vakit. Hak bir kaza kılıyor. Aynı birinci vakit gibi. Tamam. Yani illa ikinci vakit şart değil. İkinci vakite de gelmiş olabilir. Ve aynı vakitte farz kılmış, bir kaza da kılmak istiyor. Hayır. Mesle yaptığı için, o tuhurla bir farz kıldığı için, ikinci tuhuru, ikinci mesle ikinci farzı kılamaz. Bu önceki tuhrun devamı olduğu için önceki tuhrla ancak ne yapabilirdi? Nevafilleri kılabilirdi. Bir farzı kılmış. Yine nevafilleri tek kılar. Ya ben bir farzı kılmak istiyorum. O zaman mesahlerini çıkart, ayaklarını yıka, kamil bir abdest almış olursun, bir farz daha kılabilirsin. Abdestin bozulmasına bakmaz değil mi Seyran? Hani abdest olsa bile abdest zaten kırılmış. Abdest kırılmış. Kırılmasın mesela gerek yok. Evet. Kırılması, farz kılmak istediği zaman yine hufu çıkarır. Adam eğer huf, teyemmüm almış ise, müteyemmim ise, şey müteyemmim diyorum. Daimul hades. Adam daimul hades diyelim. Daimul hades.
Abdest aldığı zaman bir farz kılabilir, istediği sünnet kılabilir. Tamam, bir farz kıldı, sünnet kıldı veya kılmadı. Abdesti kırıldı mı? Kırıldı. Bir daha abdest alıyor. Bir de ne yapıyor? Abdest alıyor, ayağını ne ediyor? Mesh ediyor. Bir farz daha kılabilir mi? Hayır, bir farz daha kılamaz. Niye? Önceki tuhurla bir farz kılmış mı? Evet. Kılmış. Bu sefer ayarlarını yıkama yerine ne etmiş? Mesh etmiş. Bu mesh önceki tuhurun devamı sayılır. Sanki önceki tuhur bozulmamış olsaydı, devam etmiş olsaydı bir farz daha kılabilir miydi? Kılamazdı. İkinci abdest alırken, ayaklarını mesh ederken yine farz kılamaz. Oldu mu olmadı? Olmadı. Şimdi ben abdest aldım. Sonra mesleri giydik. Serisül bevlum, abdest aldım. Mes falan ayaklarımı yıkadım. Mesleri giydim. Evet. Bir farz kıldım. Başa ne kalabilir? Nafile. İkinci farz? Kılamam. Evet, kılamayız. Tamam. Bir farz kıldım. Tekrar abdest alıyorum. Evet. Tekrar ne alıyorum? Selisil böl ya. Tekrar abdest alıyorum. Bu sefer ayaklarımı yıkamıyorum. Ne diyorum? Mesh ediyorum. Kalkıp bir farz daha kılayım. Nevafile istediğim kadar kılayım. Hayır. Bir atı farz kılamam. Sevdam, o zaman mesin bir şeye anlamı kalmadı mesin ki. Mesin anlamı işte önceki tuhur bozulmamış olsaydı istediğin nefili kılabilir miydin? Kılabilirdin. Ha abdest alıyorsun, mesh ediyorsun. Önce istediğin kadar farzlar değil, sünnetleri kılabilirsin. İşte faydası budur. Sevdam, ona şey niyeti, istibaha niyetiyle abdest alsa mesleri giymeden de yapabiliyordu ki zaten. Yaptı. Diyelim abdesti kırıldı. Elli kadına değdi. Bir şey oldu, abdesti kırıldı. Zaten abdesti yoktu. Abdesti kırıldı. Artık sünnetleri de kılamaz. Niye? Çünkü önceki sünnetleri o daimul hades olduğu için mazurdi. O abdestle istediği sünnetleri kılabilirdi. Bu sefer elli kadına değdi, abdesti bozuldu. Bak, abdest aldı. Ayaklarını yıkadı. Farzı kıldı, abdesti kırıldı. Elli kadına değdi. Ne yapar? Bir daha abdest alır, bu sefer ayaklarını yıkamıyor. Mesh ediyor. Ya bu yeni bir abdesttir. Bir farz daha kılayım. Geri kalan sünnetleri kılayım. Hayır, farz kılanmasın. Niye? Çünkü bu mesh ilk tuhurun devamı sayılır. İlk tuhur devam etmiş olsaydı bir farz daha kılabilir miydi? Hayır. Yine kılamaz. Peki nevafilleri istediği kadar kılabilirdi? Kılabilirdi. Şayet devam etseydi. Şimdi yine istediği kadar kılabilir. Ama abdestinin bozulması kendi selisül bevlinden dolayı değil. Yok, başka şeyden dolayı olursa. O selisül bevl zaten onun selisül bevle beraber önceki abdestle istediği nefli kılabilir. Abdesti selisül bevrün dışında herhangi bir şeyle kırıldı. Herhangi bir şey. Bahar nevafilleri de kılamıyor. Evet. Gitti abdest aldı, bu sefer ayağını yıkamadı, mesh yaptı. Nevafilleri tek kalabilir. Bak önceki tuhurla farzı kılabiliyordu nevafilleri. Ama önceki tuhurla farzı kıldığı için ikinci tuhurla mesela nevafilleri tek kılabiliyor. Ama şöyle olsa Seyden, mesela adam selisül bevl abdest aldı. Hı. Mesleri giydi, farz kıldı, sünnetleri kıldı. İkinci vakitte bir de abdest alırken abdesti hiç kırılmadı. Ha. Diğer şeylerden. Sadece selisül bevl. Şimdi abdest kırılmadıysa ne yapıyor? Bir de abdest alıp abdest, mesh ettiğinde farz kılabiliyor. Abdest alıyor, mesh ediyor, yapıyor. Farz kılabilir. Farz da kılabilir, nevafiller de kılabilir. Adam, çünkü abdesti kırılmadı. Abdest kırılmadı. Evet. Abdesti ne olmadı? Kırılmadı. Kırılmadı. Sadece mazur oldu. O mazur olan hades devam ediyor. Onun için de zaten ikinci bir ne etti? Abdest aldı. Aldı.
Yani mest için değil de genel olarak daimul hades veya işte müteyemmim kişi için. Neden sadece bir vakit? Bu müteyemmim alta da diyor. Bu müteyemmim için değil, bu suret daimul hades içindir. Biz de örnek ondan verdik. Oldu mu? Şey diyorum, neden bir vakit farz kılabiliyor? İkinci vakitte neden? Neden? Çünkü bu adamın hakikat itibariyle abdesti yok. Farz namazının da başka alternatifi diyor, alternatifi yok. Onun için o abdestle bir farz, yani farz kaza kalmaması için ona bir ruhsat verilmiş. O suri abdestle bir farzı kılabiliyor. Ama ikinci farz artık lüküs oluyor. İkinci farz kılmak istiyorsa yeni bir abdest alması lazımdır. Çünkü hakikat abdesti yok. O suri abdest darurete binaen itibar edilir. Yani farzın kazaya kalmaması için itibar edilir. Sen kalkıp da bu sefer ikinci farz, üçüncü farz kılarsan bu artık keyfi olmuş oluyor. Oldun. فلو أراد أن يفعل كل منهما أن يفعل هل جيت جواب به سؤال الدرس سنة يوسف مسافر برد أزمن أردم تمام فلو أراد كل منهما أن يفعل فردا آخرا وجب النزع الخفي خف النزع الندر والطهر الكامل نية لأنه بعضهم محدث بالنسبة لمزاده بخن على فرد ve nevafile. Ferd ve nevafillerden zayide olan namaza nispeten bu adam muhdistir. Bir muhdis adam namaz kılamaz ki. Feke ennehu lebise ala hadesin hakikatin. Bu adam kufları giymiş ya. Hani abdest aldı kuf giydi. Ya abdest aldı ama serisül beuldür. Bak o soru olarak abdest üzerine kuf giymiş ama hakikat itibariyle hades üzerine giymiş. Anlaşıldı değil mi? Hmm. Onun için şayet önceki dur devam etseydi ne yapabilirdi? Şimdi de onu yapabilir. Fazla bir şey yapamaz. لأن محدثٌ بالنسبة لمزاد على فرض والنوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة. Niye? فإن الطهر o almış olduğu abdest لَا يَرْفَعُ الْحَدَسَ كَمَا مَرَّ geçtik bir hadesi rafa etmez. Yani o am olan meni ne etmez? Kaldırmaz. فَاِنَّ تُحْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَسَ hadesi ne etmez? Hadesi kaldırmaz كَمَا مَرَّ. Ya ne yapar? Bunun tuhru hadesi kaldırmaz. Bunun tuhru bir takım ibadetleri mubah kılar ona. Hadesle beraber bir takım ibadetleri mubah kılar, ruhsat. Bu da bir ruhsattır. Peki emmel muteyemmimu li fakdil mai. Hani dersin başında muteyemmimu li gayri fakdil mai dedik. Bir adam muteyemmimdir. Niye muteyemmimdir? Su olmadığı için teyemmüm almış. Teyemmüm almış. Öyle değil mi? Evet. Namazını kılmış. Niye teyemmüm almış? Su olmadığı için. Sonra bu adam ne etti? Su buldu. Müteyemmimdir. Su buldu. Abdest aldı. Öyle değil mi? Hufları ne etti? Giydi. Bu hufları mesh edebilir mi? Edemez mi? Diyor emmel müteyemmimu li faktil ma'i fe la yemsahu şey'en. İza vecedel ma'e. Evet. Niye? لأن الطهر للضرورة. Bakın durun ne? Emmel müteyemmimu lifakti l-mai. Su yoktur. Adam ne etmiş? Teyemmüm almış. Huflarını giymiş. Halbuki mesle yüze sürtülür. Neye sürtülür? Kollara sürtülür. Su olmadığı için teyemmüm almış. Sonra ne etti?
Mesle zaten yedi. Teğmumla beraber meslelerini sonra yedi. Su buldu. Sonra su buldu, abdest aldı. Ayakları yıkamayıp da mesle yapabilir mi, yapamaz mı? Diyor, felâ yemsahu şeyen. Hiçbir şey mesle yapamaz. Ne zaman? İza vecedel mâ'e, suyu bulunca mesle edemez. Mecbur hoflarını çıkartıp ayakları yıkaması lazım. Niye? لِأَنَّ تُهْرَهُ onun o teyemmüm tuhru لِدَرْوَتِ su olmadığı için o tuhur yapmış, teyemmüm almış. Anlaşıldı değil mi? Onun devamı mesih yapamaz. Mesih ona bina edemez. لِأَنَّ تُهْرَهُ لِدَرْوَتِ onun tuhrun içindir. Darurat. Darurat nedir? Faktul madi. Evet. O darurat şu an ne olmuş? Zail olmuş. Mecbur artık hofunu ne edecek? Çıkartacak. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın diyor emmel muteyemmimu li faktil mai fe la yemsahu şey'en iza vecedel mal yani tuhra li daruratin ve kad zale bi zevaliha. Ve kad zale. Tuhur zail oldu. Tuhur zail oldu bi zevaliha zevalu darurat. Nedir? Faktul madi. وَكَزَا كُلُّنْ مِنْ دَائِمِ الْحَدَسِ وَالْمُتَيَّمِّمِ لِغَيْرِ فَخْتِ الْمَائِ bak bu sefer adam daimul hadestir. Bir. وَالْمُتَيَّمِّمُ لِغَيْرِ فَخْتِ الْمَائِ فَخْتُ الْمَادَنْ dolayı değil. Başka hastalıktan dolayı, cürhden dolayı teyemmüm almış. İkisi birleşmiş. Kuflarını da giymiş. Adam daimul hadesir, abdest aldığı kuflarını giydi. Veyahut da adam herhangi bir özürden dolayı teyemmüm aldı, kuflarını giydi. İza zâle özrü, bu adamın özrü ne oldu? Zâil. Özrü zâil oldu. Abdest alırken artık kufları mesedebilir mi? Hayır. Kufları çarpması lazım. Anladınız değil mi? Kim bunu söylüyor? Kemafil mecmu. Mecmuda da bu şekil geçiyor. Mesle anladınız değil mi? Yani adam daimul hades müteyemmimdir. Yaradan dolayı müteyemmim. Ama özrü zail oldu. Selisil böğlü kesildi. Ve yarası ne oldu? İyileşti. Abdest aldı ama önceden huf giymiş. Üzerine mesle eder mi? Hayır. Mesle yapamaz. Hufları çıkartıp yıkaması lazım. Niye? Çünkü mesah önceki tuhrun devamıdır. Önceki tuhur bitti. Özür zail olmayla o tuhrun forsanı bitti. Tuhur bitti. Tamam. Ve kavli dikkat edin. Yevmen ve leyleten min ahiri hadesin. Hani bugün dersinin hemen bir öncesi. Ve kavli ahiri yani ahiri hadesin bir maallakin ila ahirihi an lakinden tut lev bakiyat tuhru maya kaderdir bu ikisi min ziyadeti benim ziyademdir ziyade ettiklerimdendir yani min hacda bu ikisi yoklar baksanız da bulamazsınız oldum pek fe in mesehe adam ne etti? Mesle etti. وَلَوْ اَحَدَا خُفَّيْهِ İster iki hufunu mesle etsin, ister bir hufunu mesle etsin. Nerede? Haderen. Evde huflarını ne etti? Mesle etti. Ne demek? Abdest almış, huflarını giymiş. İkinci sefer abdesti kırılmış, abdest almış, huflarını mesle etmiş. İkisini veya birini. İkisini veya ne? Ayağı kesikse mi birini yani? Yok. Birini mesletti, biri daha etmemiş. Sonra edecek. Biri evde etmiş, biri de yola çıkar, sonra seferde eder. He, muvalat, sünnet, şart. Fesafere, sefere kasrin. Ama o arada sefer o kasr yaptı. Hani dünkü derste ben yanlış söylemiştim ya. Sefere kasr de üç gün üç gece. Bir adam buradan İstanbul'a gitti, ben burada 10 gün kalırım, mukim oldu. Dolayısıyla üç gün, üç gece mesle süresi bir gün, bir gece ne oluyor? İniyor. Bir adam evde mesle eti sefer o kasire çıktı. Ev akese
Ey mesah seferin, adam seferde mesah etti. Üç gün, üç gece daha süresi ne olmamış? Bitmemiş. Fe'ekame eve geldi. Anlıyorsunuz değil mi? Lem yükemmil muddete seferi. Yahut da lem yükmil muddete seferi. Bak evde mesah etmiş, sefere gitmiş ya. Üç gün, üç gece yapmaz. Evde mukim iken mesah ettiği için bir gün, bir gece sonra bitiyor. Ayarlarını yıkar. Ondan sonra artık üç gün, üç geceye devam eder. Veya seferdedir, mesah etmiş, eve geldi. Daha üç gün, üç gece bitmemiş. Evde üç gün, üç gecenin bitmesini beklemeyecek. Eve gelir gelmez, abdest alırsa ayarlarını yıkar. Sebep ne? Niye? Buyurun. Sebep ne? Tagliben lil haderi. Haderi sefere taglib ederek. Hani bir kısım sefer, bir kısım hader veya bir kısım hader, bir kısım sefer ya. Haderi sefere taglib ederek seferin muamelesiyle muamele edilir. Bir gün, bir gece. Niye? Li esaletihi, esaletinden dolayı. Anlaşıldı değil mi? İkamet, mukimlik asıldır. Sefer ferdir. Onun için ikamet, mukimlik sefere taglib edilir. Hepsi sanki mukimmiş gibi bir gün bir gece ne eder? Mesah eder. Bakın o zaman feyuhteseru fil evveli, evvelde evde mesah etmiş, sefere çıkmış. Ala muddeti hadderin. Hadder muddeti üzerine tamamlar. Bu birinci sefer. Birinci sefer abdest aldı. Huflarını bir gün bir gece sonuna, bir gün bir gece mesah yapar. Ayalarını yıkar. Sonra sefer devam ediyorsa üç gün üç gece artık devam eder. O birinci sefer evde mesah etmiş ya, o mesah bir gün bir gecedir süresi. Misafir olsa dahi. Ve keze fissani. Sanide de bir gün bir gecedir. İn akame kable muddetihi. Bakın, eğer bir gün bir gece muddeti bitmemiş eve gelmişse bir gün bir gece bekler. Ne yapar? Bir gün bir gece bekler. Ama eve gelince iki gün iki gece bitmiş. O zaman zaten süresi gelir gelmez bitti. Ve keza fissani in akame kable muddetihi. Ve illa bak o da diyor. Ve ceben nesu. Müddet yani mukim yani mukim müddeti bir gün bir gece bittikten sonra eve gelmişse direktmen ne vaciptir? Nez'ul hufeyn vaciptir. Eğer abdest alırsa mecbur çıkartacak. Ve ulime min itibaril meshi. Hani hatırlarsın biz dedik eğer evde ne etmiş? Mesh etmiş, sefere çıkmışsa mukimin muamelesiyle muamele edilir. Bir gün bir gece. Ama evde mesh etmemiş ise diyelim abdest aldı, ayağını yıkadı, hufranı giydi. Abdesti kırıldı. Sonra sefere çıktı. Yalnız evde abdest alıp mesh falan yapmadı. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Bir süre abdest bozulduktan sonra başlıyor. Abdest bozulduktan sonra başlıyor. Abdest bozulmuş, yalnız daha mesah etmemiş. Yani seferdeyken mesela. Yok, evdeyken etmemiş. Evde abdestini aldı, huflarını giydi. Abdesti kırıldı ve sefere çıktı. Sefere çıktıktan sonra abdest alır, huflarını mesah eder. O zaman üç gün üç gecedir. Niye? Çünkü evde mesah etmemiş ki, hatta ki hani mesah etseydi bir kısım mesah evde olurdu, bir kısım sefer. Evin ki sefere taklip ederdi. Evde mesah gerçekleşmemiş ki. Anlıyorsun Muhammed Enes? Hocam tam tersi. Tam tersi. Seferdeyken o artık kırıldı. Şimdi o zaten bir kasfer mesah yapmış. Bu seferdedir. Üç gün üç gece bitmemiş ise eve gelirse artık geri kalan evde mesah yapar. Bak önce seferde yapmış, sonra nerede yapar? Evde yapar. Evinki sefere taklip eder. Sanki hepsi mukimmiş gibi. O zaman evinki
Yani mukimin kim sefere taklip edilince bu adam mukim kabul edilir. Peki eve gelmiş bir gün bir gece bitmiş mi bitmemiş. Bitmemişse bekler bir gün bir gece bitinceye kadar. Bitmiş ise zaten ne vaciptir artık. O günü tamamlayamaz mı sen? Yok, o gün tamamlayamaz. Eğer bir gün bir gece sefer geçmişse tamamlayamaz. Ve ulme min itibaril mesih ennehu la ibrete bil hadesi haderen. Bakın. Ve in telebbese bil muddeti. Dikkat edin. Adam evde abdest almış, kufranı giydi. Sonra abdesti ne oldu emrullah? Abdesti kırıldı. Müddet başladı. Her ne kadar müddet başlıyor, başlamış ise de mesih etmediği için mukimin mesih sefer mesihine taklip edilmez. İlk mesih nerede yaptı? Seferde yaptı. Artık sefere kadar 3 gün 3 gece devam eder. Sefere göre devam eder. Bakın ve ulme min itibaril mesih ennehu la ibrete bil hadesi hadderen ve in telebbese bil muddeti. Müddetle adamın telebbüsü olsa, müddetle girişmiş olsa dahi mesih konusu sefere göredir. Oldu mu olmadı? Ve la bi mudiyyi vakti salati haderen. Ve la bi mudiyyi vakti salati haderen. Bil hadesi velem. Hani diyelim adam ne etmiş? Abdesti kırılmış. Ne etti? Abdesti kırıldı. Bir vakit namazın zamanı geçti. Abdest aldı, namaz kılmadı. Ya bu namazı kazaya kaldı, günahkar olur. Tabi olur. O ayrı bir konu. Bir adam ne? Evde abdest aldı. Ayağını yıkadı, kuflarını giydi. Sonra abdesti kırıldı. Yalnız abdest alıp kuflarını mesh etmedi. Bu bir. Öyle değil mi? Sonra sefere çıkarsa ne yapar? Seferi devam eder. Evet. Veya o da adam evde abdest aldı. Kuflarını giydi. Abdesti kırıldı. Bir vakit namaz süresi geçmedi. Sefere çıktı. Geçti veya geçmedi. Bu da durumu değiştirmiyor. Yani bir namaz vakti kalmış mı kalmamış buna bakılmıyor. Abdesti kırılmış kırılmamış buna bakılmıyor. Bir adam evden mesh etmiş sonra sefere çıkmış ise seferdeki o mesh mukime ilk meshi mukime göredir. Ve ulme min itibaril mesih ennehu la ibrete bil hadesi haderen ve in telebbese bil muddeti وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ صَلَاتِ حَدَّرًا وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ صَلَاتِ حَدَّرًا Hader'de bir namaz vakti geçecek. Sonra sefere çıkarsa bir gün bir gece yapar. Hayır. İster bir vakit geçsin, ister geçmesin. Anlaşıldı değil mi? Hayır. Günahkar olup bir vakit geçerse diyor وَاِسْيَانُهُ Günahkar olması اِنَّمَا هُوَ بِتَخِرِ لَا بِسَفَرِ لَذِي بِهِ رُخْسَتُ Şimdi 3 gün 3 gece mesh bu ruhsat seferden kaynaklanmıyor mu? Kaynaklanıyor. Peki niye günahkar oldu? Namazı tahir ettiği için, kazaya bıraktığı için günahkar oldu. Bir adam abdest aldı, kufranı giydi, sonra abdesti kırıldı. Bir namaz vakti de beklediği namazı kazaya kaldı, günahkar oldu. Sonra sefere çıktı, 3 gün 3 gece mesh yapar. Niye? Halbuki 3 gün 3 gece mesih yapabilmesi için günahkar olmamalıdır. Ha biz diyoruz seferinden dolayı günahkar olmayacak. Burada seferinden dolayı günah yok ki. Buradaki günah namazını kazaya bıraktığı için günahkar olmuş. Anlaşıldı değil mi? Bir adam sefere gidiyor birini öldürüyor. Kasır yapamaz mı? Yapabilir. Çünkü sefer ticaret içindir. Katır ayrı bir nedir? Günahdır. O günah seferden dolayı değil. Ama bir adam hırsızlık niyetiyle gidiyorsa, birini öldürme niyetine gidiyorsa, bir gasp niyetiyle gidiyorsa, bakın seferinden dolayı günahkardır. O seferin ruhsatı konu nedir? Camu takdimdir, camu tahirdir, gasirdir, 3 gün 3 gece mesh etmektir, ondan faydalanmıyor. Muhammed Salim olmadı.
Emrolabildiniz mi? Ve ulme min itibari'l mes'i ennehu la ibrete bil hades hadaran ve in telabbese bil muddeti ve la bi mudiyyi vakti's salati hadaran ve isyanuhu inne ma huwa bi ta'khiri la bi safari ladzi bihi ruhsatu. Ve şartu cevazi mes'il huffi. Huffun mes'inin cevazının şartı lubsuhu ba'de tuhri minel hadeseyni. İki hadesten temiz olduktan sonra hufranı giyecek. Delil, bir haberi sabiki geçirdiğimiz haberden dolayı. Bir adam boy abdestini aldı veyahut da küçük abdestini aldı. Bir ayağını yıkadı, hufunu giydi. Sonra diğer ayağını yıkarsa, hufunu yerse olmaz. İki abdest tam olacak. Abdestini alacak, iki ayağını da yıkayacak. Sonra ne eder? Sonra hufları giyecek. Ve şartu cevazi mesel hufi lübsu ba'de tuhri minel hadeseyni lil haberi sabiki. Felev lebisehu qabla gasli ricleyhi. Adam abdest aldı, ayaklarını yıkamadan huflarını giydi. Veya hiç abdest almadı, huflarını giydi. Sonra abdestini aldı. Ve gaselehuma, iki ayağını yıkadı. Fihi, nerede yıkadı? Hufta yıkadı. Yani hufu geniştir. Ayağını böyle biraz yukarı çekti, hufun içinde yıkadı. Olur mu olmaz mı? Diyor, lem yüzilmesu. Artık bu huf üzerine mesh, bundan sonra abdest kırılırsa, ayaklarını yıkamadan hufları mesh ederse kafi gelir mi? Hayır. Lem yüczilmesu. Ecza yüczidendir. Caze yecüzüden değil. Lem yüczilmesu. Mesh ne etmez? Kafi gelmez. Veyahut da lem yüczilmesu. Mesh nedir? Caiz değil. O şekilde okuyabiliriz. Ama, lem yüczi mi? Lem yüczi mi? Lem yüczi. Ecza yüczi. Ata yu'ti. Lem yu'ti. İlla kafi değilmese, illa en yenzi'ehuma. Adam ne ederse? İlla en yenzi'ehuma. Adam iki ayaklarını çıkarsa, çıkarırsa. Min mevdi'il kademi. Bakın mevdi'ul kademden çıkarırsa. Mevdi'ul kadem bu topuklar var ya, bu cizmeleri düşünün, hofları üzün. Ayağını mevdul kademden çıkardı. O topukların olduğu yerden yukarı çıkarttı. Dışarı çıkartmadı. Yani hufun o alt kısmından mevdul kademden çıkardı yukarı doğru. Orada yıkarsa sonra mesh edebilir. Niye? O ayağını huflarda çıkartmış kabul edilir. Mevdul kademden yukarı çıkardı ya sanki komple çıkartmış gibi. Nasıl çıkartacak ki selam bu? Kufları dize kadardır. Evet. Ayaklarını aşağıdan biraz çıkardı, yukarı doğru, yukarıda yıkadı. Evet, ve tekrar neyti içine oturdu. Dışarı çıkarmış oluyor zaten. Yok, daha kufun içindedir, kuf uzundur. Çıkarırsa zaten çıkardı. Yani çıkarmadı, kuf uzundur. Mevdu'l kademden çıkartmış, o da dışarı çıkarmış gibidir. Ama mevdul kademde iken orada yıkarsa, hiç yukarı da çıkartmasa, dışarı çıkartmadığı gibi diyelim sakına doğru da ne etmemiş, çıkarmamış. Orada aşağıda yıkanmışsa onun üzerine mesle yapamaz. Yani denizde mesela, ayağında mesela denize sokuyor yani. Öyle olur mu? Fark etmiyor. Denize soksun, göle soksun veya ibre kalsın, yukarıdan su döksün, kufun içinde ayakları neysin? Yıkasın. Sonra abdesti kırıldı. Artık ben hufranın üzerine mesh edeyim olmaz. Niye olmaz? Çünkü ayakları mesin içinde yıkayacaktı. Ayakları yıkayacaktı. Sonra huf giyecekti. Bu hufun içinde ayaklarını ne etmiş? Yıkamış. Ancak huftan çıkarırsa yıkarsa veya hufun o mevdul kademden yukarı çıkarırsa yıkarsa sonra mesh devam edebilir. Yoksa edemez. Evet. Ve şartu cevazi mesul hufi lübsu ba'de tuhri minel hadesini lil haberi sabık felev lebisehu kabla gasli ricleyhi ve gaselehuma fihi lem yüczil mesu
illa en yenzi'ahuma min mevdi'il kademi sümme yudhilehuma fihi. O zaman olur. Peki ve lev edhele ihdahuma ba'da gasliha. Sağ ayağını yıkadıktan sonra hufa koydu. Sümme gaselel ukra, sonra diğer sol ayağını yıkadı. Ve edhelaha, onu da ne etti? Onu da aynı çorap gibi hufa koydu. Lem yüczil meshu. Veyahut da lem yüczil meshu. Mesah caiz değildir veya mesah kafi değildir. İlla en yenzi'el ula kezalike. İlla birinciyi de mevdur kademden çıkarırsa. Hani birinci yıkanmıştı, koymuştu ya. İkinci yıkadı koydu. Bu olmaz. Ancak birinci çıkarırsa. Yıkarsa. Yok zaten bir sefer yıkanmış. Birinci bir daha çıkarsa. Geri bakın, gelse olur. İlla en yenzi'el ula kezalike. Mevdu'l kademden çıkarsa, bir daha sokarsa olur. Yani bir ayağını giydi. Diğer ayağını yıkadı. Sonra mesih giydi. He? İkinci ayağına giydi mesih bu sefer. Şimdi birinci ayağı yıkadı. Mesih giydi. Hufu giydi. Mesih biz Türkçe o hufa mesih diyoruz, huf diyelim. Mesih o el sürtmektir. Birinci ayağını yıkadı, hufu giydi. İkinci ayağı da yıkadı, hufu giydi. Sonra mesih yapamaz. İlla ikinci ayağı hani koyarken ha ondan önce ha ondan sonra diğeri de çıkarsa gerse olur. Niye? Diğeri çıkartmayla batal oldu. Önceki giymesi iptal oldu. İkinci sefer ne etti? Giydi. İkinci sefer giyerken zaten diğeri de yıkanmış durumdadır. Sanki iki ayağını yıkanmış sonra mesela yapmış. İkinciyi de tekrar çıkartıp bir daha mı giyecek? Yok tabii. İkinci tekrar yok. İkinci. O tertip sünnettir. Yani tertip yerine gelsin diye yapabilir. Yoksa ikinci giydikten sonra birinci çıkarsa giyirse kafidir. İkinciyi çıkarıp giymeye gerek yok bir de. Yok. O zaten sıkıntı yok. Efendim, ikinci çıkartırsa bu sefer mes çıkmış olmaz mı tamamen? İkinci, yo, daha bir olmadığı için zarar etmez. Şimdi birinci diyelim ikinci giydi. Sonra? Birinci giymiş. Sonra ikinci kadı giydi. İkinci giyerken bir sıkıntı yok. Zaten ikinci giyerken iki ayağını yıkadıktan sonra ikinci giymiş. İkinci yerine geldi. Yani. Sadece birinci giyerken yani birinci takarken daha abdesti ikinci ayağı yıkamamış. Abdest tamam olmamış. İkinci çıkardı. O birinci çıkardı. Zaten önce de geçersizdi. Sanki giymemiş gibi. Tekrar giyerken ha abdest tamam olduktan sonra ikinci de giymiş oluyor. İki hufun artık kemalu tuhurdan sonra giymiş sayılır. Bundan sonra ikinciyi çıkartmaya kalkarsa tertip diye o zaman mesih çıkartmış olur. Tertip yok. Tertip bozmaz şafilerde. Yani şafilerde adam önce sağ önce yok tertip şarttır. Tertip şart. İki muhalle ayak arasında tertip şart, şart değil. Evet. Normal abdestte tertip yani, var. İki el arasında tertip sünnet şafilede. Evet, iki ayak. İki ayak arasında sünnet. Ama iki elle yüz arası, yüz ile iki el arası, iki elle mes arası, mes ile ayak arası tertip bu şafilede farzdır. Oldum. وَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي سَاقِ الْخُفِ. Her iki ayağını yukarı çekti, yıkadı. Yemedi yalnız. Orada duruyor. Bir kürsü üzerine oturmuş. Her iki ayağını mevdul kademden yukarı çıkarttı. Kufun içinden ama yukarı çıkartmış. Anlıyorsunuz değil mi? Orada yıkadı ikisini. Sümme etkalehman mevdi'al kademi. Sonra ikisini mevdul kademde giydi. Yok. Mevdul kademe soktu, indirdi. Cazel mesumese caizdir. Niye? Çünkü kufların giymesi mevdul kademe yerleştirmesi demektir. Mevdul kademe bu iki kufunu yerleştirirken abdesti tamdır. Oldu. وَلَوْ اِبْتَدَأَ لُبْسَ بَعْدَ غَسْلِهِمَا. İki ayağını yıkadıktan sonra kufları giyme. Abdest aldı, ayaklarını yıkadı, kufları giymeye başladı çorap gibi. Sümme ahdese kable usulü mayla mevdu'il kademi. İki ayak veya hota iki ayaktan biri daha mevdu'il kademe ulaşmadan abdestin oldu, bozuldu.
lem yuczil meshu mesh kafi gelmez. Yahut da lem yuczil meshu mesh nedir? Caiz değildir. Hocam bu daimi hadis için geçerli değildim çünkü ona abdest alırken bile abdesti bozuluyor zaten. O mazirettir, o alidir. Zaten o hufle de kılmış olmuyor da. O zaman ayara nikatı huf giyse giymese bir farzı kılabilir. Sünnet istediği kadar kılabilir. Yok, orada da öyle. Orada da abdest aldı. Diyelim adam daimul hadestir. Abdest aldı, ayarlarını yıkadı. Daha ayarlar iyileşilmeden abdesti başka bir sebepten dolayı kırıldı. Bu da ne yapamaz? Hatta ondan sonra mesle yapamaz. Nevafiller için veya o kadar bir farz için mesle yapamaz. Şimdi lem yüzi olursa aynul fiildir. Kesiresi aynul fiilin kesiresidir. Lem yecüzi olursa lem yecüzdür. Sakinle karşılaştığı için kesireyle hareketlenmiş. Oldu mu? O hufun hale kevni ki satire mahalli fardin. Burada duralım. Tamam. Burada duralım. Yarın da velev muharremen. Gördünüz nerede? Yarın da oraya bakabilirsin. Oraya ev şudde bir şerecin bir yere kadar yeter. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıki